Hepsi bu mu? Gerginlik sadece bunlarla sınırlı mı kaldı sizce? Bakın, mecliste günlerdir devam eden gerginlik bugün yumruklu kavgaya dönüştü. CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın konuşması sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik sözleri ve sonrasında gelişen olaylar muhalefet ve iktidar partisinin vekillerinin kavgasıyla son buldu. Tansiyon günlerdir yüksekti. Kıyametse öğle saatlerinde koptu. Mecliste yumruklar konuştu. İçişleri Bakanlığı'nın bütçesiyle ilgili görüşmeler gergin bir atmosferde başladı. Bakan Soylu da genel kuruldaydı. Kavganın fitilini CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın'ın Soylu'ya yönelik sözleri ateşledi. Siz şurada uçağa binerken fotoğrafınız çıktı. Açıklamada dediniz ki başka uçak yoktu, ne yapayım dediniz. Ya Cumhurbaşkanı'na bir söyleseydiniz. Cumhurbaşkanı'na iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Aynı kelimeyi iade ediyorum. Misliyle iade ediyorum. O söz sahibi. Sayın Bakan, lütfen. Sayın Bakan. Bakan işte, gördüm. Bakan Soylu ile Aydın arasındaki tartışma devam ederken AK Parti ve CHP sıraları hareketlendi. Mecliste tansiyon bir anda yükseldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ve bazı CHP'li vekiller Bakan Soylu'nun bulunduğu bölüme doğru yöneldi. MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve AK Partili vekiller Özel'in önünü kesince ortalık bir anda karıştı. AK Parti ve CHP'li vekiller birbirine girdi. Yumruklar, hakaretler havada uçuştu. Sayın milletvekilleri, birleşme 10 dakika ara veriyorum. Oturuma ara verildi ancak gerilim bir süre daha devam etti. Verilen aranın ardından Meclis Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç'in verdiği güzel haber alkışlarla karşılandı. Sayın milletvekilleri, Sanayi Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın bir kız evladı doğmuştur, dünyaya gelmiştir.